Dünyamız, üzerinde yaşadığımız muhteşem gezegen, sonsuz keşifler ve gizemlerle dolu bir gezegendir. Her gün, ayaklarımızın altındaki toprağın sadece bir parçasını görüyoruz. Aslında dünyanın derinliklerinde, karmaşık ve muhteşem bir yapı bulunuyor. Bu yapı yıllar boyunca, bilim insanlarını, araştırmacıları ve meraklıları cezbetmiş ve keşiflerine ilham vermiştir. Yer kabuğundan çekirdeğine kadar uzanan bu katmanlar, gezegenimizin nasıl şekillendiğini, nasıl evrimleştiğini ve hatta üzerinde yaşamın nasıl mümkün olduğunu belirleyen temel unsurlardır. Yer kabuğu, dünyanın dış yüzeyini kaplayan katmandır ve gezegenin en dış tabakasını oluşturur. Genellikle kıtaları ve okyanus tabanlarını içeren birçok farklı jeolojik yapıya sahiptir. Oluşumu, gezegenin oluşumundan bu yana, milyarlarca yıl süren, karmaşık jeolojik süreçler sonucunda meydana gelmiştir. Akreasyon süreci, dünyanın oluşumuyla ilgili en temel adımlardan biridir. Bu süreç, Güneş'in etrafında dönen bir protoplanet disk içindeki toz ve gaz bulutunun küçük parçacıklarının bir araya gelerek, gezegenin erken formunu oluşturduğu bir evrimdir. Güneş'in oluşumu sırasında, çevresinde yoğun bir gaz ve toz diski oluştu. Bu disk, hidrojen, helyum ve diğer hafif elementlerin yanı sıra, daha ağır elementlerin ve minerallerin izlerini içeriyordu. Zamanla, bu diskteki malzeme, çekim kuvveti ve elektrostatik etkileşimler nedeniyle bir araya gelmeye başladı. Küçük toz ve gaz parçacıkları birleşerek, toplu bir hale geldi. Bu toplu hale gelen parçacıklar, kendi kütle çekimi ile birbirine çekilerek daha da büyüdü. Bu süreç, akreasyon olarak adlandırılan süreçti ve gezegenin erken formunu oluşturdu. Büyük çarpışmalar ve çekirdek oluşumuyla gezegenin iç tabakaları şekillenmeye başladı. Çekirdek oluşumu, gezegenin daha yoğun ve ağır elementlerin merkezinde biriktirilmesini sağladı. Bu süreç, gezegenin çekirdeğini oluşturan demir ve nikel gibi metallerin iç tabakalara çekilmesini sağladı. Büyük çarpışmalar da gezegenin şekillenmesine katkıda bulundu. Gezegenin erken tarihinde çeşitli büyüklükteki gök cisimlerinin dünyaya çarpması sonucu büyük çarpışmalar meydana geldi. Bu çarpışmalar gezegenin şeklini ve bileşimini etkiledi ve daha sonraki jeolojik süreçlerin gelişimini belirledi. Tüm bu süreçlerin sonucunda dünyanın erken formu oluştu ve gezegenin daha karmaşık jeolojik evrimi başladı. Akreasyon süreci dünyanın evriminin temel bir parçasıdır ve gezegenin bugünkü şeklini ve özelliklerini belirlemede kritik bir rol oynamıştır. Diferansiyasyon süreci ise gezegenin erken tarihinde yaşanan önemli bir evrimdir. Bu süreçte gezegenin iç tabakaları farklılaşır. Daha ağır elementler, gezegenin merkezine doğru çökerek, çekirdeği oluştururken, daha hafif elementler, dış katmanlarda kalarak, mantonun ve yer kabuğunun oluşumunu sağlar. Bu farklılaşma, dünyanın iç yapısının, karmaşık bir şekilde oluşmasına ve yer kabuğunun, diğer tabakalardan farklılaşmasına katkıda bulunur. Bu süreç, gezegenin iç bölümlerinin, kimyasal bileşimindeki ve fiziksel özelliklerindeki farklılıkları açıklar, ve gezegenin jeolojik evrimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Magmatizma ve volkanizma, dünyanın içsel enerji kaynaklarının dışa vurumu olarak kabul edilir. Bu süreçler, gezegenin iç kısımlarında biriken ısının ve basıncın sonucudur. Magmatizma, magma adı verilen sıvı kayacın, gezegenin iç kısımlarında oluştuğu ve yer kabuğunun altına doğru yükseldiği bir süreçtir. Magmanın bileşimi, derinlik ve basınç gibi faktörlere bağlı olarak değişir ve farklı tipte volkanik kayaların oluşumuna neden olabilir. Volkanizma ise, magmanın yeryüzüne doğru yükselerek püskürmesi ve volkanlar, lav akıntıları, lav bombaları ve diğer volkanik özelliklerin oluşmasıyla sonuçlanır. Bu volkanik aktiviteler, yer kabuğunun şekillenmesinde önemli bir rol oynar ve kıtaların ve okyanus tabanlarının oluşumunda etkilidir. Magmatizma ve volkanizma, aynı zamanda yeni yer kabuğu malzemesinin oluşumunu da destekler. Volkanlar, yüzeyde yeni kara parçalarının oluşmasına ve mevcut kara parçalarının yeniden şekillenmesine yardımcı olur.
Ayrıca, lav akıntıları ve volkanik kül, toprak oluşumu ve toprağın besin değerinin artmasına katkıda bulunur. Ancak, volkanik patlamalar aynı zamanda doğal afetlerin de nedenidir ve çevredeki ekosistemlere ve insan topluluklarına ciddi zarar verebilir. Levha tektoniği, dünyanın dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve yer kabuğunun sürekli olarak değiştiğini gösteren önemli bir süreçtir. Bu süreç, yer kabuğunun altında bulunan litosfer adı verilen kırılgan dış tabakanın mantonun üzerinde yüzen büyük parçalara bölünmesi ve hareket etmesiyle ilgilidir. Levha sınırlarında gerçekleşen bu hareketler, çeşitli tipte levha sınırlarını tanımlayan farklı plaka hareketleriyle karakterizedir. Örneğin, iki levhanın birbirinden uzaklaştığı yerlerde ortaya çıkan sınırlara yayılma levha sınırı denirken, iki levhanın birbirine doğru hareket ettiği yerlerde oluşan sınıra ise yaklaşma levha sınırı denir. Bu levha hareketleri bir dizi jeolojik olayı tetikleyebilir. Örneğin, levhaların birbirine çarpması veya ayrılması depremlere neden olabilir. Yeryüzündeki dağ oluşumları da levha tektoniğinin bir sonucudur. Özellikle, iki levhanın birbirine çarptığı bölgelerde kıvrımlar ve yükseltiler meydana gelir. Ayrıca, yayılma levha sınırlarında magmatik aktivite ve yeni yer kabuğu malzemesinin oluşumu gerçekleşir. Bu süreç, dünyanın jeolojik yapısını ve yüzeyinin şekillenmesini etkileyen temel bir faktördür. Levha tektoniği, gezegenimizin dinamik doğasını anlamamızı sağlayan önemli bir konudur ve yer kabuğunun oluşumundan bugüne kadar olan jeolojik evrimin temelini oluşturur. Dağ oluşumu, dünyanın yüzeyinin karmaşık ve çeşitli jeolojik süreçlerle şekillenmesinin bir sonucudur. Bu süreç, genellikle levha tektoniği ve volkanizma gibi doğal olaylarla ilişkilidir. Dağlar, genellikle levha sınırlarında, özellikle de levhalar birbirine çarptığında veya bir levha diğerinin altına batarken oluşur. Levha tektoniği, dağların oluşumunun en temel nedenlerinden biridir. İki levhanın birbirine çarpması veya bir levhanın diğerinin altına batması sonucu kuvvetli jeolojik kıvrımlar ve yükseltiler meydana gelir. Bu tür kuvvetli çarpışmalar, yer kabuğunun katmanlarının kıvrılmasına ve yükselmesine neden olabilir, bu da dağların oluşumuna yol açar. Volkanizma da dağların oluşumunu etkileyen bir başka önemli süreçtir. Volkanik faaliyetler sırasında magma yeryüzüne doğru yükselir ve volkanik malzemelerin birikmesine neden olur. Bu birikimler, zamanla volkanik dağlar olarak bilinen yüksek yapılara dönüşebilir. Volkanik dağlar, genellikle magmanın yüzeye ulaştığı yerlerde oluşur ve volkanik patlamalarla ilişkilendirilir. Dünyanın diğer bir katmanı ise manto tabakasıdır. Manto, dünyanın katmanlarından biri olup, çekirdek ve kabuk arasında yer alır. Mantonun kalınlığı yaklaşık olarak 2900 kilometredir ve dünyanın toplam hacminin büyük bir kısmını oluşturur. Manto, büyük ölçüde katı bir halde bulunmasına rağmen, mantonun üst kısmında, astenosfer adı verilen bir bölge, daha yumuşak ve plastik bir yapıya sahiptir. Mantonun ana bileşeni, silikat mineralleridir. En yaygın olanı, olivin ve piroksen gibi, magnezyum ve demir içeren minerallerdir. Bu mineraller, mantonun yoğunluğunu ve fiziksel özelliklerini belirler. Ayrıca, peridotit olarak bilinen, magnezyumlu demirli bir kayacın da bulunduğu bilinmektedir. Manto, ısı ve basınç altında akışkan davranışlar gösterebilir. Bu durum, mantonun altında yavaş yavaş hareket eden konveksiyon hücreleri oluşturmasına neden olur. Bu konveksiyon hücreleri, dünyanın ısısını dağıtarak ve enerjiyi yukarı doğru taşıyarak, levha tektoniği ve volkanik aktivite gibi yüzeyde görülen birçok jeolojik süreci etkiler. Mantonun sıcaklığı, dünyanın merkezine doğru artar. Yüzeye yakın bölgelerde mantonun sıcaklığı, genellikle 500 ila 900 santigrat arasında değişirken, mantonun alt kısımlarında bu sıcaklık binlerce dereceye ulaşabilir. Bu yüksek sıcaklıklar, mantonun minerallerinin erime sıcaklığını aşmadığı için mantonun genellikle katı bir halde bulunmasını sağlar. Ancak, bazı bölgelerde sıcaklık ve basınç koşulları altında magma oluşabilir ve volkanik aktiviteyi tetikleyebilir.
mantonun basıncı da derinlikle birlikte artış gösterir. Yüzeye yakın bölgelerde basınç daha düşükken, mantonun daha derin katmanlarında basınç daha yüksektir. Bu yüksek basınç, minerallerin fiziksel özelliklerini değiştirebilir ve mantonun alt kısımlarında plastik davranışları etkileyebilir. Astenosfer, mantonun üst kısmında yer alan ve daha plastik, akışkan bir yapıya sahip olan bölgedir. Astenosfer, mantonun alt kısmından gelen ısı enerjisi ve stres nedeniyle mantonun üst kısmında daha yumuşak hale gelir. Astenosfer, levha tektoniği sürecinin ana aktörlerinden biridir. Levhalar, astenosfer üzerinde hareket ederler. Levhaların hareketi, mantonun akışkan yapısını kullanarak gerçekleşir. Levha sınırlarındaki farklı hareket türleri, depremlere, volkanizmaya ve dağ oluşumuna neden olabilir. Levhaların altında yer aldığı için, levhalar üzerindeki yüksek basınç, astenosferin altında bulunan plastik bölgede, levhaların sürüklenmesine neden olabilir. Bu sürüklenme, levhaların yenilenmesini sağlar ve yeni okyanus kabuğunun oluşmasına katkıda bulunur. Astenosferin plastik yapısı, yeryüzündeki şekil değişimlerine katkıda bulunabilir. Levha hareketleri, kıta çarpışmaları, sıyrılmaları ve çekişmeleri gibi olaylar, yeryüzünün topografik özelliklerini şekillendirir. Bu süreçler, dağ oluşumu, okyanus hendekleri, yayılım sırtları ve diğer jeolojik yapıların oluşumuna neden olabilir. Dünyanın dış çekirdeği, gezegenin iç yapısının önemli bir bileşenidir ve çekirdeğin iç tabakasıdır. Demir ve nikel gibi demir içerikli ağır metallerden oluşur ve yaklaşık olarak 2270 km kalınlığındadır. Dış çekirdek, mantonun hemen altında yer alır ve iç çekirdeğin dış sınırını oluşturur. Dış çekirdeğin en belirgin özelliği, sıvı halde bulunmasıdır. Bu sıvılık, yüksek sıcaklık ve basınç altında, demirin katı halden sıvı hale dönüşmesi sonucu oluşur. Dış çekirdeğin sıvı yapısı, gezegenin manyetik alanının oluşumunda kritik bir rol oynar. Manyetik alan, dış çekirdeğin dönüşü ve sıvı metal akımlarının hareketiyle ilişkilendirilir. Dış çekirdek, iç çekirdek ve mantonun arasındaki sınırlı hareketliliği de destekler. Mantodan gelen ısı, dış çekirdeğin sıvı kısmını hareketlendirir ve dönmesine neden olur. Bu dönme, dünyanın manyetik alanının üretilmesine katkıda bulunur. Dış çekirdeğin sıvı yapısı ve dönme hareketi, manyetik alanın yanı sıra dünyanın jeolojik süreçlerini de etkiler. Örneğin, dış çekirdeğin dönüşü, levha tektoniği ve volkanik aktivite gibi jeolojik olayları tetikleyebilir. Dünyanın dış çekirdeğinin sıcaklığı, gezegenin içsel ısısı ve basıncı nedeniyle oldukça yüksektir. Tahmin edilen sıcaklık değerleri, yaklaşık olarak 4000 ila 6000 derece Celsius arasında değişmektedir. Bu yüksek sıcaklık, dış çekirdeğin büyük ölçüde sıvı halde olmasına neden olur. Dış çekirdeğin sıcaklığı, gezegenin oluşumu sırasında meydana gelen çarpışmalar ve yoğun enerji salınımı ile oluşan içsel ısıdan kaynaklanır. Ayrıca, radyoaktif bozulma gibi doğal süreçlerde dış çekirdeğin ısınmasına katkıda bulunabilir. Dünyanın iç çekirdeği, gezegenin merkezinde yer alan ve büyük ölçüde demir ve nikel gibi ağır metallerden oluşan katı bir tabakadır. İç çekirdek, dış çekirdeği çevreleyen ve mantonun iç kısmından ayrılan bir bölgedir. İç çekirdek, yaklaşık olarak 1220 km kalınlığındadır ve dünyanın toplam hacminin %1'ine karşılık gelir. İç çekirdeğin katı yapısı, yüksek basınç ve düşük sıcaklık altında demir kristallerinin katı hale gelmesiyle oluşur. İç çekirdeğin sıcaklığı, dış çekirdekten daha yüksektir ve tahmini olarak 5000 ila 6000 Celsius arasında değişmektedir. Dünyanın çekirdeği ile manyetik alanı arasındaki ilişki, gezegenin içsel dinamiklerinin ve manyetik alanının oluşumunu açıklar. Dünyanın manyetik alanı, iç çekirdeğin dönmesi ve dış çekirdekteki sıvı metal akımları ile ilişkilidir. İç çekirdeğin dönmesi, manyetik alanın oluşumunu tetikler. Bu dönüş, manyetik alanın güçlü bir manyetik alan üretebilmesi için gereklidir.
manyetik alanın oluşumunun arkasındaki ana mekanizma, dış çekirdekteki sıvı metal akımlarının dönmesiyle ilgili olan dinamo etkisidir. Dünyanın iç çekirdeğindeki sıcaklık farkları, iç çekirdeğin dönmesine ve dış çekirdek çevresinde sıvı metal akımlarının oluşmasına neden olur. Bu akımlar, manyetik alanın üretilmesine katkıda bulunur. Manyetik alan, dünyanın etrafında bir manyetik kalkan oluşturur. Güneşten gelen yüklü parçacıkların çoğunu uzaya iter ve gezegenin yüzeyini korur. Manyetik alan, manyetik kutuplara sahiptir ve manyetik kutupların konumları, iç çekirdeğin dönme eksenine paralel olarak oluşur. Sismik araştırmalar, dünyanın iç yapısını anlamak için önemli bir araçtır. Depremlerin ve yapay olarak üretilen sismik dalgaların kullanılmasıyla, dünyanın katmanlarının derinliklerindeki yapılar hakkında bilgi edinilir. O araştırmalar, dünyanın çekirdeği, mantosu ve kabuğu gibi katmanlarının kalınlığı, bileşimi ve yapısal özellikleri hakkında detaylı bilgiler sağlar. Sismik araştırmalar, levha tektoniği süreçlerini anlamak, volkanik aktiviteyi tahmin etmek ve yeraltı kaynaklarını belirlemek gibi alanlarda da önemli katkılarda bulunur. Yepyeni bilimsel içerikler için abone olmayı unutmayınız.